Herkese merhaba arkadaşlar. Ben coğrafya öğretmeni Doğan Kızılırmak. Sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde coğrafyanın konusu ve bölümlerini beraber işleyeceğiz. Önce bir coğrafyanın tanımını yapalım isterseniz. Coğrafya, insanın içinde yaşadığı doğal ortamı ve doğal ortam ile onun karşılıklı ilişkilerini inceler. İnsanın ilişkisi olduğu bu ortam canlı ve cansız çevreden oluşur diyebiliriz arkadaşlar. Bakın, cansız çevre elemanları ve canlı çevre elemanlarını alttaki tabloda görüyorsunuz. Cansız çevre elemanları taş küre, su küre ve hava küre olarak adlandırılırken canlı çevre elemanları insan, hayvan ve bitki olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Bakın, buradaki tablo çok çok önemli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi atmosfer gösterilmiş. Biliyorsunuz dünyayı çepeçevre saran çeşitli gazlardan oluşan bir alandı. Litosfere baktığımız zaman arkadaşlar, biliyorsunuz dünyanın üzerinde bulunan kayaçlar, topraklar, dağlar, ovalar ve platolar ifade etmekteydi. Hidrosfer ise arkadaşlar yeryüzündeki su küreleri ifade etmekteydi. Biyosfer ise bu üçlü içerisinde ortak paydada bulunan ve bunlardan faydalanarak bir yaşam alanı oluşturulması sonucunda ortaya çıkan insanlar, hayvanlar, bitkiler olarak karşımıza çıkıyordu. Yani bunların yaşam alanı olarak karşımıza çıkıyordu arkadaşlar. Unutmayınız, bu önemli. Biyosfer diğer üçünün varlığına muhtaç arkadaşlar. Yani bir yerde biyosferin olabilmesi için atmosfer, litosfer ve hidrosferin varlığı gerekir. Bunların ortak paydasında biyosfer dediğimiz bir ortam, yaşam alanı ortaya çıkar diyebiliriz arkadaşlar. Evet, coğrafya biliminin temel odağı insandır. Bütün araştırmaların ağırlık merkezi insan ve faaliyetlerini oluşturmuştur. Coğrafya doğal ortamın insan faaliyetleriyle olan etkileşimini incelerken birçok alt bilim dalından ayrılarak farklı bilimlerden yardım alır. Diğer bilim dallarından alınan bilgilerin mekansal analizlerini yapılarak birleştirilmesi, neden sonuç ilişkisine göre aralarındaki bağlantının kurulması ve özellikle bu bilgilerin bir bütün içinde sentezlenmesi coğrafyayı diğer bilimler arasında bir disiplin haline getirmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Evet, tabii ki burada arkadaşlar özellikle coğrafyanın kendi açısından inceleme koşulları da önemli. Neden sonuç ilişkisi, karşılıklı ilişki, karşılıklı ilgi, bağlantı ve arkadaşlar dağılış ilkesi coğrafyanın önemli ilkeleri arasında yer alır. Coğrafyayı coğrafya yapan en önemli ilke ise arkadaşlar dağılış ilkesi olarak görülür. Karşılıklı ilgi ve neden sonuç ilişkisi tüm diğer bilim dallarında da varken dağılış ilkesi sadece coğrafyaya ait bir ilke olarak karşımıza çıkar. Unutmayalım arkadaşlar, bunlar da önemli kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabii ki bunun yanında coğrafya birçok alt bilim dallarından faydalanırken kendi içerisinde oluşturmuş olduğu sistematik ayrım içerisinde de farklı bilim dallarından faydalandığını ve oradaki edindiği bilgileri kendi bakış açısıyla sentezleyip insanların yararına sunduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın, burada insan temelli bir yaklaşım söz konusu. Atmosfer, biyosfer, litosfer ve hidrosferin birleşiminde insan söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Klimatolojinin inceleme alanına baktığımız zaman arkadaşlar atmosfer olduğunu görüyoruz. Yardımcı bilim dalları meteoroloji, matematik ve fizik olarak değerlendirilebilir. Jeolojinin inceleme alanına baktığımız zaman arkadaşlar litosfer olarak karşımıza çıkarken yardımcı bilimler jeoloji, pedoloji, jeofizik ve jeokimya olarak karşımıza çıkar. Hidrolojinin inceleme alanı hidrosfer, yani su küredir. Yardımcı bilimleri hidroloji, oseanografya gibi bilim dalları olarak karşımıza çıkar. Biyocoğrafyanın inceleme alanı ise biyosfer, yani yaşam alanıdır. Yardımcı bilim dalları ise arkadaşlar biyoloji, botanik, zooloji, tıp gibi bilim dallarından faydalandığını söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi coğrafyanın bölümleri diyelim. Arkadaşlar, genel coğrafya, fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya alt bölümlerine ayrılır. Yerel coğrafya, bölgeler, ülkeler ve kıtalar gibi alt bölümlere ayrılmıştır diyebiliriz. Bakın, genel olarak coğrafyanın fiziki coğrafya, bölgesel coğrafya ve beşeri ekonomik coğrafya olarak üçe ayrıldığını söyleyebiliriz. Fiziki coğrafya unsurları arkadaşlar tamamen doğal ortamı inceler. Doğal ortam dediğimiz olay şudur.
oluşumunda ve gelişiminde insan faktörü olmayan olaylar doğal ortamı ifade eder. Bu doğal ortamı inceleyen coğrafyanın bölümü ise fiziki coğrafya olarak karşımıza çıkar. Bunlardan baktığımız zaman klimatoloji, hidrografya, jeomorfoloji, toprak coğrafyası, matematik coğrafya, kartografya ve biyocoğrafya olarak karşımıza çıkar. Bunların açıklamasını birazdan yapacağım. Evet, bölgesel coğrafyaya baktığımız zaman kıtalar, ülkeler ve bölgeler coğrafyası olarak karşımıza çıkarken beşeri ve ekonomik coğrafyanın biraz daha detaylı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, beşeri ve bölgesel coğrafyaya baktığımız zaman nüfus coğrafyası, yerleşme coğrafyası, tarım coğrafyası, maden coğrafyası, sanayi coğrafyası, ulaşım, tarih, turizm coğrafyası, ticaret, enerji coğrafyası, siyasi coğrafya ve kültürel coğrafya gibi birçok alanda araştırma ve raporlama yaptığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, şimdi fiziki coğrafya diyelim, biraz detaylandıralım bilgilerimizi. İnsanın içinde yaşadığı atmosfer, hidrosfer, biyosfer ve litosfer gibi doğal ortamların süreç ve değişimlerini inceleyen bilim dalıdır. Fiziki coğrafya ana bilim dalının başlıca alt bilimleri şunlardır. Evet, jeomorfoloji, yer bilimi. Yani yer şekilleri ve oluşumunu etkileyen olayları inceler. Jeo yer, morfo şekil, loji ise bilim olur. Yer şekilleri bilim olarak karşımıza çıkar. Klimatoloji diyoruz arkadaşlar. Klimatoloji iklim bilgisi olarak karşımıza çıkar. Sıcaklık, nem, yağış, basınç ve rüzgar gibi iklim elemanları ve iklim tiplerini inceler. Hidrografya su bilimi olarak karşımıza çıkarken okyanuslar, denizler, göller, akarsular, buzullar ve yeraltı sularının incelendiğini söyleyebilirim. Biyocoğrafya canlılar coğrafyası olarak karşımıza çıkar. Canlıların yeryüzündeki dağılışını ve bu dağılışı etki eden faktörler incelenir. Toprak coğrafyası yeryüzündeki toprakların oluşmaları, dağılışları ve özellikleri incelenir. Doğal afetler coğrafyasına baktığımız zaman doğal afetlerin nedenleri ve dağılışı incelenmektedir arkadaşlar. Kartografya, harita bilimi arkadaşlar, haritaların hazırlanışı ve özelliklerini inceler. Matematik coğrafya ise dünyanın şekli, boyutları ve hareketlerini inceler ki kartografyayla daha çok etkileşimli olan fiziki coğrafyanın alt dalı olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Beşeri ve ekonomik coğrafya dediğimizde ise biraz daha detaylı olduğundan bahsetmiştik arkadaşlar. Hemen onlara da değinelim. İnsan faaliyetleri ve bu faaliyetler ile doğal çevre arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. Beşeri coğrafya ana bilim dalının başlıca alt bilim dalları şunlardır. İlki nüfus coğrafyası, hatırladığınız gibi arkadaşlar. Nüfusun özelliklerini ve dağılışını inceler. Yerleşme coğrafyası, yerleşmelerin özellikleri ve kuruluşuna etki eden olayları inceler. Tarım coğrafyası, tarım, hayvancılık, balıkçılık, arıcılık gibi faaliyetleri incelemektedir. Maden ve enerji kaynakları, enerji coğrafyası dediğimiz zaman yer altı ve yer üstü doğal kaynaklarının dağılışını ve enerji üretimindeki durumlarını inceler. Sanayi coğrafyası, sanayi faaliyetlerinin dağılışını ve gelişimini incelerken, turizm coğrafyası, turizme konu olan doğal ve beşeri kaynaklar ile insan hareketlerini inceleyen beşeri coğrafyanın alt bilim dalıdır. Ulaşım coğrafyası, ulaşım faaliyetlerine konu olan tüm unsurların dağılımını ve gelişimini incelemektedir. Kültürel coğrafya, kültürel grupların özelliklerini ve dağılışını incelerken, siyasi coğrafya, siyasi olayların mekan, neden sonuç ve dağılışını inceler. Tarihi coğrafya ise coğrafya biliminin tarihi gelişimini araştırır. Sağlık coğrafyası ise arkadaşlar çeşitli hastalıkların dağılışı ve bunlara etki eden doğal ve beşeri faktörleri inceleyerek kendi bakış açısıyla insanlara sunar arkadaşlar. Ve bölgesel coğrafya diyelim arkadaşlar. Biliyorsunuz bölgesel coğrafyada kıtalar, ülkeler, bölgeler ve yöreler gibi belirli alanların coğrafi özellikleri incelenmektedir. Coğrafyanın yararlandığı bilim dallarına baktığımız zaman arkadaşlar şunları mutlaka bilmemiz lazım. Jeoloji, yer bilimi, sosyoloji, toplum bilimi, hidroloji, su bilimi, petroloji, toprak bilimi, botanik, bitki bilimi, etnografi, ırk bilimi, antropoloji, kültür bilimi, sosyoloji, toplum bilimi, meteoroloji, hava bilimi, astronomi, gök bilimi, demografi, nüfus bilimi, tarih, geçmiş bilimi, istatistik, sayı, veri bilimi, zooloji ise hayvan bilimi olarak karşımıza çıkar. Coğrafya,
bu bilim dallarından etkin bir şekilde faydalanmaktadır arkadaşlar. Bunları da mutlaka bilmemiz gerekiyor, aklımızda bulunsun. Evet, bu dersimiz de burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde coğrafyanın tarihsel gelişiminden bahsedeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.